Bana İslam'ın emirlerinde Müslümanların kötü davranışları değil, bakın dikkat edin. Müslümanların yanlış uygulamaları değil, dikkat edin. İslam'ın hangi kararı kadına zarar veren bir karardır? Ama diyor işte mirasta erkeğe iki pay veriyor, kadına bir pay veriyor kardeşlerde. Evet, bu doğru. Allah Azze ve Celle bunu böyle tayin etmiş. Sebep Sebep o gün mesela kardeşlerim Allah erkeği sorumlu tutmuş. Mesela geçim ailenin geçimi erkeğin üzerine farzdır. Bir evi geçindirmek aileyiz ya Allah kadına bu eve rızık bul demiyor. Öyle bir mecburiyeti yok. Kadın kazancı kendine aittir biliyor musunuz? Evi geçindirmek erkeğin sorumluluğundadır. Ve Allah kadına mirastan eksik vererek evi geçindirme sorumluluğu verdiği erkeğe yani evin bütün harcaması erkeğe aittir. Babasından neyle geçindirecek? Babasından miras şimdiki gibi herkesin maaşı falan yok ki o zaman. Adam babasından, anasından kalan mirastan fazla pay alınca o onun sermayesi oluyor. Evinin, ocağının. Kadın, kız kardeş biriyle evleniyor. O da evlendiği kocasının kocası iki pay alıyor. Anasından, babasından. Onun bacısı da bir pay alıyor. İşte benim hanımım oluyor diyelim. Benim hanımım anasından, babasından bir pay alıyor. Ben iki pay alıyorum. Üç pay. Benim kız kardeşim bir pay alıyor. Onun evlendiği kocası eniştem, anasından babasından iki pay alıyor. O da etti üç. Yani İslam'ı bir toplum olarak düşünüyor. Allah. Bir aile olarak düşünüyor. Bir ailenin geçimi olarak düşünüyor. Burada kadını aşağılama, kadını yok sayma yok ki. Peki bugün ya kadına hiç vermeyenler ne olacak? Hiç pay vermeyenler bu Alevisi Sünnisi yok bu işin, solcusu sağcısı yok bu işin. Müslüman Allah'ın emrine boyun büken kaldı ki kardeşlerim. İslam şunu engellemiyor. Kardeşler bugün mesela bugünkü hayat düzeninde eskisi gibi değiliz. Eskiden mesela ne vardı eskiden? Ya, çok zor bir hayat vardı. Ha, baba ile oğlan çok çalışırdı. Kız çocuğu 15-16'sı yaşına gelince evlendirilirdi. Genelde öyle değil miydi? Yani 20'sine kalan kız çocuğu çok olmazdı. 20'sine kadar kızlar evlenirdi. Ama oğlan çocuğu babasıyla inşaatta çalışır, savaşa gider, efendim tarlaya gider. Kız çocuğu da çalışır ama erkek evi geçindirecek ve evi sürdürecek olduğu için erkeğe iki pay vermiş İslam. Bu İslam'ın koyduğu hak ama... Oturur anlaşırsınız. Mesela kardeşler olarak. Kardeşim bugünkü dünyada biz mirası eşit. Aynı pay alarak paylaşmak istiyoruz. Kardeşlerin tamamı razı olduktan sonra İslam hayır böyle yapamazsınız demiyor. Helalleştikten sonra erkek hiç pay almayabilir. Mesela çocuk zengindir, varlıklıdır oğlan. Kız kardeşine der ki benim payım da senin. Bu mümkün. Yani biz her şeyi illa kanuna bakarak mı hareket edeceğiz? Birbirimize merhamet ederiz. Zordu bekar vardır. Ben hatırlıyorum bizim kardeşimiz işte küçük kaldı der abileri. Biz almıyoruz düğününü yapalım babamın anamın kalan malıyla bu çocuğa ev alalım derler mirastan vazgeçerler. O küçük kardeşlerine verirler. Bu da mümkün. Karşılıklı rızaya bağlı bu iş. Dolayısıyla kardeşlerim yani Müslümanlar bu kadın erkek ayrımı meselesinde biz İslam'ı yanlış anlamaya çalışıyoruz başkalarının kışkırtmasıyla. Allah bir adaletsizlik yapmamıştır. Allah'ta bir haşa Allah'ın sisteminde Allah'ın düzeninde hani heltera min fudur thummerci'il basara kerrateni yanqalib ileykel basaru hasi'ev ve huve hasir diyor ya yani bak bakalım Allah'ın sisteminde bir heltera min fudur bir eksik bir yanlış bir kusur bir bozukluk görebilecek misin bir bak hayır vallahi yok Allah toplumun huzurunu barışını düşünen bir sistem önermiş bize ve bize de aklımızla ama bağışlayanlar müstesna demiş. Bağışlayanlar. Peygamberimiz bütün mirasını hazineye bağışlamış. Peygamberlerin mirası olmaz demiş. Halbuki kendi öz malı, kendi öz parası onu hazineye bağışlamış. Hazreti Muhammed'in hanımları vardı. Hazreti Muhammed'in hayatta olan kızı Fatıma vardı. Yani Allah öyle emretmiş de Hazreti Muhammed ayete göre "Bölün benim malımı" dememiş. Bütün malımı ümmetime bağışladım demiş. Hazineye koyun. Müslüman devletin hazinesine. Peygamberin dünyalık derdi olmaz demiş. Değerli kardeşlerim, yani hani bu kadın erkek meselesinde adalet meselesinde biz birbirimize merhametli olduğumuzda Öyle güzel rahmetini görürüz ki Allah'ın bilmediğiniz yerden Allah takviye eder. Bakınız peygamberimiz zamanında bir adam Resulullah'ın yanına geldi. Peygamberimize dedi ki: "Ya Resulullah" dedi. "Ben oğluma bir deve hediye ettim" dedi. Özür dilerim. "Ya da at. Bir güzel böyle pahalı bir deve satın aldım, oğluma bağışladım. Ya da bir köle." Allah Resulü dedi ki senin o oğlundan başka çocukların var mı dedi? Var dedi. Benim çok çocuğum var. Ama oğlum bir tane. Bir de ne oğlum var dedi. Ben ona bağışladım dedi. Allah Resulü diğer çocuklarına da bağışladın mı dedi? Hayır ya Muhammed. O kadar param yok dedi. Resulullah o hibenden de o bağışından da vazgeçti. Sakın evlatlarının arasında adaletsizlik yapma dedi. Değerli kardeşlerim peygamberimiz bu örnekleri bize niye anlatmış hadis kitapları? O hibenden vazgeç dedi. Ondan vazgeç. Diğer çocuklarına da aynısından bağışlayabiliyorsan evladına bağışta bulun. Hani sordu bir tanesi işte kardeşler arasında ayrım yapmak caiz midir diye. Biz bazen şöyle düşünüyoruz. Ya ben bu çocuğu diyor. Benim dediğim gelini almadı diyor. Benim kızı istediğim şeye varmadı diyor. Dediğim oğlana varmadı diyor. Böyle sebeplerle ana baba bazen sitem ediyor. Şimdiki gençlerde yalan yok. Ele avuca sığmıyor. Niye anasından babasından daha akıllı? Anası babası daha tecrübeli ama. Ana baba tecrübeli, çocuklar daha bilgili. Daha iyi düşünebiliyor yani. Ama gençler kolay kandırılabiliyor. Mesela çoğu anasının babanın hilafına hareket edenler çoğu sonunda hüsrana uğruyor. Ama sonra diyor ki anam babam beddua etti de huzur bulamadım diyor. Hayır ondan değil. Ananın babanın tecrübesini dikkate almadın. Onu bir şey saymadın yani. Sana kağıt, diploma, sertifika, mezuniyet belgesi, doktora filan verirlerse bunları değerli bir şey gördün. Ama ananın babanın her yaşadığı hatıranın önemli bir diploma olduğunu unuttun annen baban sana bir şey söylerken bir dinle. Onu eşit gençler. Mesela bana bugünlerde birkaç tane soru geldi aynı konuda. Ne biliyor musunuz? Son zamanlarda bu sosyal medyada çoğalınca genç kızlar ve genç oğlanlar, gençler anlaşıyorlar ve evlilik kararı alabiliyorlar. Sonra bunlar işi ilerletenler oluyor. Çünkü televizyon, dizi, YouTube'lar, filmler böyle kışkırtıyor çocukları. Onlar beraber olma isteği doğuyor bu sefer. Anasından babasından gizli biz zina diyoruz ya. O zina olmasın diye de kız çocukları genelde çünkü olan çocukları genelde bu işe çok dikkat etmiyor. Kızlar daha çok dikkat ediyor. Niye? Mağdur olacak onlar. Dini nikah kıyıyorlar. Bu konu bana çok soruluyor bugünlerde. Yani 3-4 tane oldu bu hafta sorulan. Dini nikah kıyıyorlar ama sonra 3 hafta 4 hafta sonra sen Facebook'unda beni niye buraya koydun? Ben seni şuraya niye koydum? Küçük bir tartışmadan ayrılıyorlar. Yani çabuk etkileniyorlar, çabuk bozuluyorlar. Veya aile içinde kavga oluyor. Ayrılıyorlar. Ama nasıl babası evli olduğunu bilmiyor çocuğun. Bu sefer oğlan silah olarak kullanıyor. Dini nikahımdasın, seni boşamıyorum diyor. Bundan sonra başkasıyla evlenme hakkın yok senin diyor. Şimdi peki burada bir patolojik bir durum var mı yok mu? Var. Ne yapalım o zaman? Bakın buradan söylüyorum. Hem hocalarıma, din görevlisi arkadaşlarıma hem de yani dini nikah hani evlenme kararı almışlar düğün yapacaklar, nikah kıyacaklar. O haldekilere dini nikah dediğimiz şeyi yapabiliyor hocalarımız. Ama resmi nikah olmayana dini nikah yapmak suç biliyorsunuz. Gençler onun da yolunu bulmuşlar, gizli yapıyorlar. İlla hoca olması gerekmiyormuş diyorlar. Dini nikah kıymanın öyle bir şey yok zaten. Yani belediyenin kıydığı nikah da İslam'da geçerli bir nikahtır. Hani bugünlerde müftü nikah kıysın mı kıymasın mı tartışması yapıyorlar. Ya bunu ideolojik yapıyorlar aslında. Yazık günah yani. Ben size söyleyeyim. Hazreti Hüseyin bir imamdı. Yani bir cemaatin imamıydı. Ve Müslümanlar Hazreti Ali'nin oğluna gelirler. Hazreti Ali'ye gelirler. Nikahı mescitte Hazreti Ali kıyardı. Nikahı mescitte Hazreti Hüseyin kıyardı. Şimdi insanlar... Yani bunu tuhaf karşılıyor. Niye tuhaf karşılıyorsunuz? Efendim diyor, birden çok nikah kıyarlar diyor. Ya kim birden çok nikah kıyacak? Kanununuzda yasak. Türk Medeni Kanunu'nda böyle bir şey yok. Dolayısıyla müftü deli mi de öyle bir yetkisi mi olur yani? Müftü de evlendirme memuru gibi bir müftü ve müftülükte çalışanlar. Yani belediyedeki yazı işleri müdürü bugün nikah kıyabiliyor. Aynı devletin memuru olan, aynı devletten maaş alan müftü kıymasın diyor. Niye, niye zorluyorsun bunu? Sen kıydırmazsan kıydırma. Sen ister oğluna yazışları müdürü kıydırsın, ister belediye başkanı gelsin, ister büyükşehir belediye başkanı gelsin, kıysın. Önemli değil. Ama şuradaki bir başka Müslüman da diyor ki, ben daha çok müftüyü istiyorum diyor. Yani veya camimizin hocası kıysın. O da Diyanet'te çalışıyor. Memur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.